اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب بيراريه gelişimimizi hayırlara vesile eylesin imanımızın artmasına günahlarımızın silinmesine takvamızın ziyadeleşmesine, kardeşliğimizin muhabbetimizin artmasına vesile eylesin. yüce Rabbim celle celaluhu her birimizi annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla, aile bireylerimizle Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, rızasını kazanan bahtiyar kullarından eylesin. yüce Rabbim bizleri Kur'an yolunda, ibadet yolunda, aşk ilahi yolunda mesafe kat ederek, imani kamil ile sonunda emaneti teslim ederek, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz mahşerde Habibinin etrafında buluşabilmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi, her birimize lütfeylesin. Annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza ikram eylesin. Geçitlerin en sonuncusu olan ve en zoru olan Sırat köprüsünden şimşek gibi geçebilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi Rabbim her birimize lütfeylesin okuyan yavrularımızı okutan hoca efendileri ve yardım ve destek veren ashabı hayratı Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Estaizu billah, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara değil de kocaman dağlara indirsek <laughs> ve o dağlar Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü, azametini anlasalar. Lera'tehu khashian mutasaddan min O kocaman dağın Allah korkusundan paramparça olduğunu kesinlikle görürsün. Şimdi Rabbimiz bize indirdiği ve gönderdiği Kur'an-ı Kerim ilgili kendisi buyuruyor ki bu Kur'an-ı Kerim'i ben kocaman bir dağa indirsem ve o dağa da Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü, azametini idrak edecek bir imkan versem لَرَأَيْتَهُ Kesinlikle o dağı خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَتِ Allah korkusundan korkmuş ve paramparça olmuş olarak görürdün diyor. Ve tilkel emsalu bu ve benzeri misalleri nadribu bu halin nas insanlara beyan ediyorum Mevla. Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü bir örnekle size anlatıyorum. Bu ve benzeri misalleri anlatıyorum insanlara ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye. Şimdi kıymetli dostlar böyle bir misal önümüzde var. Her akşam ve sabah namazında da mihrabiye olarak bu okunur levenzenna diye. Genelde levenzenna'dan başlanır bu okunmuş olur. Şimdi okunduğunda biz manasını belki bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de düşünmemiş oluyoruz. Sadece Kur'an ayeti olarak dinlemiş oluyoruz. Fakat şu anda hep beraber bunun manasını da ne yapmış olduk? Müzakere etmiş olduk. Şöyle bir soruyla başlasak. Acaba her birimiz Kur'an-ı Kerim kendisine indirilmiş bir Allah'ın kulu olarak kendisini değerlendirebilir mi? Elbette Kur'an-ı Kerim her birimize, her birimiz için gelmiş bir kitaptır. Benim için ne kadarsa her birimiz için eşim için, annem için, babam için, çocuklarım için de bu kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır, değil mi? Yani yarın öldüğümüzde, mezara girdiğimizde Münker ve Nekir melekleri geldiğinde sorduğu sorulardan birisi "Ve me kitabuk? Kitabın nedir?" diye soracaklar. Biz cevabında ne diyecek? Ne diyeceğiz? Bel Kur'anu imami ve kitabi. Kur'an-ı Kerim benim hem imamım hem de kitabımdır diyeceğiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, ben bu kitabı sana değil de kocaman bir dağa indirmiş olsaydım, o dağa da Kur'an-ı Kerim'in azametini, büyüklüğünü idrak edecek imkan verseydim, kesinlikle paramparça olurdu, Allah korkusundan dayanamazdı diyor. Demek ki Bizim üzerimizde öyle bir emanet vardır ki aslında dağların, taşların taşıyamayacağı ağır bir emanet. Bunu bir başka ayetle teyit edelim kıymeti dostlar. Estaizübillah. İnne emanete ales vel ardi vel cibal fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelhe'l-insan. Biz emaneti göklere ve yerlere arz ettik fakat onlar bu emaneti taşımaktan korktular. Biz yapamayız, altından kalkamayız, sonuçlarına katlanamayız dediler. İnsanoğluna yükledik, insanoğlu kabul etti diyor Allah celle celaluhu. İşin keyfiyetini huve huve biz bilemeyiz ama Allah celle celaluhu bu emaneti bize verdiği emaneti Yerlere ve göklere arz ettiğinde korktuklarını ve kabul edemediklerini, biz bunun altından kalkamayız, sonuçlarına katlanamayız dediklerini anlatıyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İnsanoğluna yüklendiğinde insanoğlu iyi gittiği zaman elde edeceği güzellikleri görüp tamam ben bunu yükleneyim demiştir. Ve hel insan insanoğlu bunu yüklenmiştir buyuruyor. Kıymeti dostlar bu ayeti kelimeler okuduğum ayeti kelimeler gerçekten düşünmemiz gereken hani düşünsünler diyor ya ayeti kelimenin sonunda gerçekten düşünmemiz gereken ayetlerden midir? Elbette düşünmemiz gereken ayetlerdendir. Kardeşler, insanoğlu gerçekten bir alemi sahirdir. Yani kainatın bir özetidir. Küçük olduğuna bakma, onun beyninde neler var, neler var. İnsanoğlu Allahu Teala'nın yeryüzünde halifesidir. Elinden çok şeyler gelir ve insanoğlu çok şeyler yapar. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar değişiklikler meydana geldiyse bu değişikliklerin tamamını Allahu Teala insanlarla meydana getirmiştir. Toprağın altından 1000, bin, 3000, 5000 bin, bin, bin metreden maden çıkacaksa onu insanlar çıkarmıştır. Havada uçak e, ile Yükler taşınacaksa veya insanlar uçacaksa onu da insanlara yaptırmıştır. Trenleri, vasıtaları, telefonları vesaire bütün gelişmeleri Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar gelişmeler varsa bu gelişmelerin tamamını allah Teala hayvanlardan hiçbir hayvana değil sadece insana yaptırmıştır. Yani demek ki insan çok mükemmel bir varlık, çok zeki bir varlık, çok marifetli bir varlıktır. Bu kadar marifeti Allah Celle Celaluhu insana değil de başkasına verseydi elbette o başkası yapardı bu işi. Bize verdiği için biz yapıyoruz bu işi. Şimdi kardeşler bu kadar marifetleri Allah Celle Celaluhu insanoğluna vererek insanoğlunu çok değerli kılmıştır. Peki biz dünyada meşgul olabileceğimiz kafamızda, kalbimizde, beynimizde bizi meşgul edebilecek, günlük hayat içerisinde peşinde koşabileceğimiz şeyler de çoktur. Biz bu kadar çoklar içerisinde bir takımını seçmek mecburiyetindeyiz. Mesela bir ara arkadaşlarla işte, hacca gittiğimizde veya umreye gittiğimizde farklı bir otel, biraz lüks bir otelde bulunmuş olduk. Efendim o lüks otelde Bakıyorsun yemek çeşitleri saymakla bitmiyor. E sen ne diyorsun, ben ne diyorum? Bu yemek çeşitlerine şunu şunu seçmem lazım diyoruz. Hele şeker varsa, kolesterol varsa ona göre seçim yapıyorsun. Sıkıntıya düşmemek için. şekerim varsa ona göre seçimini yapıyorsun. Şimdi teşbihte hata yok kıymetli dostlar. Her birimizin önünde çok ciddi, çok geniş bir menü vardır. Fakat öyle bir menü var ki, bu menün içerisinde afedersiniz domuz eti de var. Bu menün içerisinde içki de var. Bu men menün içerisinde her türlü zararlısı da var. Afedersiniz domuz etine de talip olan vardır. Öyle mi? Murdar ete de, ete de talip olan vardır. İçkiye efendim o muzır olan içeceklere de talip olan vardır. Şimdi bu menünün içerisinden biz insanlar ne yapmalıyız? bize zararı olmayan faydalı olanları seçmeliyiz. En azından zararı olmaması lazım, faydalı olanları seçmeliyiz. <laughs> Bundan neyi kastettim? Kıymetli kardeşler, şimdi Zümer suresinden bir ayeti okuyarak buraya isterseniz gireyim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Efemen شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ ala نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ Allah Celle Celaluhu bir insanın kalbini genişletir. İmandan bir nur üzere olur. Kalbi genişlemiş. Ne gelirse gelsin. Allah'tan gelmiş. Hoştur bana senden gelen. Ya kunca gül ya diken demiştir. Gelen emirler Rabbimden geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Gelen yasaklar Rabbimden geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Gelen musibetler Rabbimden geldi. İmtihandır. Günahlarımın silinmesine vesiledir. Derecemin yükselmesine vesiledir. Hoş geldi, sefa geldi. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar gerçekten bir insanın kalbine iman tam girerse nurlanır. O nurlanınca gözü görmeye başlar, kulağı işitmeye başlar. Gözü doğru görmeye başlayınca emirler ona bal gibi gelir. Namaz kılmaktan öyle zevk alır, öyle zevk alır ki başkası cebine para girmekten ne kadar zevk alıyorsa o namazdan daha fazla zevk alır bir o e, kalp gözü açıldığı zaman oruç tutmaktan öyle zevk alır ki başkası yemek yemekten aldığı zevkten daha fazlasını oruçtan alır. Öyle olmuyor mu? Ramazan gelince hep mutlu olmuyor muyuz? Hep sevinmiyor muyuz? Adam şeker hastası günde birkaç defa yemek yemesi lazım. Hayır diyor ben diyor illa oruç tutacağım diyor. Tutmasam strese girerim diyor. Halbuki normalde yemesi lazım. Doktorlar da öyle söylüyor. Kendi kendine denediği zaman yemeğe ihtiyacı vardır. Ama Oruçtan aldığı zevki yemekten alamıyor. İşte e, kıymetli dostlar, insanın kalp gözü açıldığında, kalp kulağı açıldığında e, bu sefer ne yapıyor? Çok net bir şekilde görüyor. Efemen şerah Allah sadrahul İslam. İslam'a kalbini açtığı zaman o kalbin içerisindeki bütün birimler çalışıyor. Kulak iyi duyuyor, gözde iyi görüyor. Kalp açıldı artık. Bu açılan kalbin açılması sebebiyle gelen emirlerin her birisi tatlıdır. Zor da olsa tatlıdır. Bir hacca gitmek. insanlar ne mücadele veriyor değil mi? Para biriktireyim, biriktireyim. Ucundan, kenarından biriktireyim. Bir hacca gideyim diyor. Ne büyük mutluluk onun için hacca gitmek. Halbuki hacca gittiğinde hani bizim Türkiye'de hangi turistik yere gidersen git tabii güzellikleri, oradaki tabii güzelliklerin hepsinden nedir? Daha fazladır eğer tabii güzelliğe bakacaksan. Oraya hiçbir kimse tabi güzellik için gitmiyor. Günahlarını silmek için gidiyor, Doğa yapmak için gidiyor, af olmak için gidiyor, tertemiz olmak için gidiyor. O kadar zevkli oluyor ki bir sürü para harcıyor efendim ve gelirken de giderken mutlu gidiyor, gelirken de mutlu geliyor. Bu kadar para harcadım deyip kimse ne yapmıyor? Üzülmüyor. Onun bir karşılığının olduğuna inanmış oluyor kıymetli dostlar. Demek ki Kalp şerh olunca, imanla Allah insanın kalbini şerh edince o gözler doğru görmeye başlıyor. Kulaklar kalp gözü doğru görmeye başlıyor. Kalp kulağı doğru görmeye başlıyor, duymaya başlıyor. Kalbin dili ta tabiri caizse tadını, lezzetini doğru almaya başlıyor. Onun namazdan aldığı zevki, onun oruçtan aldığı zevki, onun zekat vermekten aldığı zevki başkası efendim dünyevi hazlardan alamaz, dünyevi hazlardan başkasının aldığından çok daha fazlasını almış olur. Bir kardeşimiz şunu söyledi. Ben vaaz ve sohbetler dinledikten sonra, kalbim bu işe ısındıktan sonra yeminle ifade ediyor. Diyor ki 30 milyon para gelse kazanmış olsam, hesaba 30 milyon para gelmiş olsa bir de ben kendim 100 bin lira para vermiş olsam fakir fukaraya veya Kur'an hizmetlerine Vallahi billahi o verdiğim 100 bin liradan aldığım zevki gelen 30 milyondan alma. 30 milyonun geldiğine sevindiğimden daha fazla ben eğer Allah için, Allah rızası için fakire, yetime, yoksula veya Kur'an hizmetlerine destek verdiysem ondan daha fazla zevk alıyorum dedi. Gerçekten vermekte niye zevk var ki? O bir taraftan 30 milyon geldi, buradan 100 bin lira çıktı. Bunun çıktısına neden seviniyor? Kalbimde öyle bir durum oluştu ki diyor artık Allah için verdiğime daha çok seviniyorum diyor. Bu o insanın kalbinin, gözünün netleşmesi demektir. Görmesi demektir. Hani biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi şeker hastası illa oruç tutayım diyor. Halbuki tutması gerekmiyor, zaruri değildir. Ama o oruçtan aldığı zevki hatırlıyor. Herkes oruç tutarken tutamamanın vicdan rahatsızlığını duymuş oluyor. Şimdi kıymetli dostlar kalbin gözünün kalp açılınca, şerh olunca, iman nuruyla dolunca, gerçekleri görmeye başlayınca ibadetlere karşı aşkı, şevki doruk noktaya çıkar. Havada, karada, nerede olursa olsun o ibadetsiz yaşayamaz. Uçak yolculuğunda mutlaka yaptığı hesapların içerisinde uçak yolculuğunda namazım ne olacak bu hesabını yapar. Efendim, eee Nereye giderse gitsin kalacağı otelde kıble onun için önemlidir. Yolculuk esnasında abdest onun için çok önemlidir. Çünkü kalp ne olmuştur? İman nuruyla net bir şekilde olayı o insana göstermiş oluyor. İbadetlerin ehemmiyetini idrak ettiği gibi haramların ve günahların çirkinliğini de idrak eder. Bu ne demektir arkadaşlar? Şimdi affınıza sığınarak söylüyorum bir bardak suyun veya bir tencere yemeğin içerisine efendim bir damla idrar, bir damla kan olsa hiçbirimiz bunu içmeyiz. Hiçbirimiz içmeyiz onu. Neden? Ya kardeşim ya bir bardak olsun veya bir tencere olsun sonuçta bir damla idrar var içerisinde içilmez ve yenmez. Biz dünya aklıyla bunu asla kabul etmeyiz. Yemeyiz, içmeyiz. Beş para vermeyiz böyle bir tencereye. Bedava verseler de almayız onu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir tencerenin içerisinde bir damla idrar, bir damla kan onu biz, bizim gözümüzde nefret ettiriyorsa, kıymetli dostlar, haramların her birisi acaba bir damla idrardan daha mı küçük? Günahların her birisi o idrardan daha mı basittir? Elbette değildir. İşte kalbe iman nuru girince, o kalpte şerh olunca, o kalbin sahibi neleri net olarak görmeye başlar? Nasıl ki sudaki idrarı tenceredeki idrarı bir damla idrarı nefret ettirirse o tencereyi ve bardak suyu haramlar ve günahların olduğu her iş, her işlem, her tutum ve davranışı aynen öylesine pis ve nefret edilir olarak görür. Mesela her birimizde temayüz etmiş olarak söyleyeyim. Mesela biz afedersiniz kumarhanenin önünden geçerken yani yoldan geçerken kumarhanede insanların çatır çatır kumar oynadığını görsek Ah be ne güzel yapıyorlar kimsenin aklından geçmez. Yazıklar olsun. Allah bunları kurtarsın diye ne yaparız biz? Yani onlara acırız ve onlara dua ederiz. Allah kurtarsın deriz onlar. Ben de onların arasında olayım demeyiz yani. Buna benzer meyhanedeki insanları kalabalık, insanların doldurduğunu görsek. Ya bunlar tam alem yapıyorlar. Bunların arasında olmak vardı asla demeyiz biz. Onların durumunda olmak istemeyiz. Belki ne yaparız? Allah kurtarsın, Allah hidayet versin. Zavallı, yazık insanlar deriz. Bizim gördüğümüzü onlar görselerdi, onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdi. Şimdi kıymetli dostlar, kumarhanedeki kumar, meyhanedeki içki hepimizin kabul ettiği günahlardandır ve gerçekten bizim bunlara karşı bir nefretimiz vardır. Bu da imandan kaynaklanan bir şeydir. Ama şunu sormakta fayda var. Sizce Domuz etiyle faiz arasında fark var mı? Yok. Domuz etiyle faiz arasında fark yok ki arkadaşlar. Yani domuz etinden nefret eden adam krediden faizden nefret etmiyorsa burada ne vardır? Hani adamın gözünün birisinde katarak katarak olur. O görmez. Öbür gözle görür. Eğer domuz etindeki çirkinliği görüyor da faizdeki çirkinliği görmüyorsa o zaman o kalp gözünde ne var? Topallık vardır. Bir gözü görüyor, bir gözü görmüyor demektir. Bir haramı görüyor, bir haramı görmüyor demektir. Dolayısıyla o kalbin inşirahı sebebiyle, insanda oluşan kemalat sebebiyle ne olmuş oluyor? İbadetlere aşık oluyor, haramlara karşı nefret duygusu coşmuş oluyor. Yalvarsalar yakalsalar. İbrahim Aleyhisselam'a yalvardılar değil mi? Züleyha Validemiz yalvardı. Oradaki kadınlar da yalvardı. Bu kadın dediğini kırma. Bunun dediğini yap bir yatağı paylaş dedi. Yapmazsan da tehdit ettiler. Dediler ki biz ne yapacağız seni? Hapishaneye tıkayacağız seni dediler. Gencecik bir delikanlı. Sonuçta herkeste de şehvet olduğu gibi onda da şehvet var. Pozisyon müsait. Teklif onlardan geliyor. Sadece teklif değil ısrar var. Israr değil tehdit de var yapmadığı takdirde. Hapishaneye tıkayacağız seni var. Bir evet deseydi hapishaneden yani mevcut şartlara göre kurtulmuş olması gerekiyordu. Karşıki tarafta istediğine göre bir problem de gözükmüyordu. Ama ne dedi Yusuf aleyhisselam? Dedi ki ya Rabbi essicnü ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Hapishanede yatmak, zina yapmaktan benim için daha tatlıdır dedi. Tatlı tatlı kelimesini kullandı. Ahabbu ileyye, bana daha tatlıdır dedi. Daha çok severim. Zina yapmaktansa hapishaneye seve seve yatarım dedi. Ya hapishanede seve seve yatılır mı? O kalpteki iman gözü hapishanede yatmanın, yıllarca yatmanın bir kere zina yapmaktan çok daha şerefli, haysiyetli olduğunu ona gösteriyor. Size şöyle bir soru sorsam. Yusuf Aleyhisselam o zaman zina yapmış olsaydı Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi diye bir sure olur muydu? Biz Yusuf Aleyhisselam diye birisinden bahseder miydik? Bakın dillere destan oldu. Kaç bin sene sonra biz yine Yusuf Aleyhisselam diyoruz. Onun gördüğünü görebilmek lazım. Onun gördüğünü görebilmek lazım. Şimdi İkinci noktaya geliyorum kıymetli dostlar. Kalp inşirah olunca yani imanla dolunca Allah o kalbi nurlandırıyor. Nurlandırınca mesela buradaki bu ampuller ne yapıyor? Her tarafı aydınlatıyor. Nerede ne var? Görebiliyoruz değil mi? Aydınlık daha fazla olsa daha ince şeyleri görebiliriz. Ama bu aydınlık azaldıkça ne oluyor? Bizim de görme kabiliyetimiz azalmış oluyor. Kalpteki nur da böyledir. İman nuru da böyledir. Allah Celle Celaluhu'dan durmadan kalbimizdeki nuru artırmasını, iman nurunu artırmasını ondan istememiz lazım. O onun elindedir. Bizden yalvarmak olacak, ciddiyet olacak, samimiyet olacak. Allah'tan isteyeceğiz. Şunu sorayım. Gerçekten biz samimi olarak Allah'tan istersek, samimi olarak istersek Allah verir mi vermez mi? Birçok kardeşimiz aranızda da böylesini yaşayanlar vardır. Şunu tecrübe etmişlerdir. Hayatım boyunca göz gözyaşıyla Allah'tan samimiyetle istediğim her şeyi aldım diyen kardeşimiz az değildir. Allah'tan gözyaşı dökerek samimiyetle istediğim her şeyi eninde sonunda aldım. Allah duamı kabul etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bizim en çok muhtaç olduğumuz şeylerden birisi de bu kalbin inşirahıdır. Yani kalbin genişlemesidir. Şerh kelimesi genişlemek anlamına gelir ki ibadetleri e, o kadar seviyor ki artık doymak bilmiyor. Haramlardan, günahlardan o kadar nefret ediyor ki hayatına bir tanesini karışmasını istemiyor. Ve üçüncü bir tarafı var bunun. Kalbin inşirahının üçüncü bir tarafı var. Üçüncü tarafı da başına gelen nimetler onun için kimden geldiğini biliyor ve şükrediyorsa gelen musibetlerin de kimden geldiğini bilir ve onlara da hoştur bana senden gelen demesini bilir. Bundan dolayı kalbi ne yapmaz? Daralmaz, isyana gitmez. Benim oldun, nereden geldin, başkası yok muydu diyecek manzara ile karşı karşıya kalmaz. Demek ki kalbin inşirahında bir, ibadetlere olan aşk ve şevk doruk noktaya yakalar. İki, haram ve günahlara olan nefret, affedersiniz bir damla idrara olan nefret gibi İnsan hayatının içerisine e, ha, e, haramın bulaşmasını aynen öylesine nefret eder. Domuz etinden nefret ettiği gibi nefret eder. Affedersiniz pis dışkıdan nefret ettiği gibi nefret eder. Her haramı bu şekilde görür, zehir gibi görür, nefret eder. Üçüncü yansıması da başına gelecek mutlaka insan dünyayı cennet yapamaz kendisine. Hiç kimse yapamamıştır en huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması gereken biriler varsa peygamberler olmalıydı. Alâ ve Halbuki Allah Celle Celaluhu peygamberlere de ne yapmamıştır? Dünyayı dört başı mamur yaşatmamıştır. En büyük sıkıntılar da peygamberlerine vermiştir. Ey insanlar! Eğer dünyada huzurlu yaşamak, mutlu yaşamak, sıcak sudan soğuk suya elin değmeden yaşamak Bekliyorsanız hani ben peygamberlerime yaşatmadım ki size yaşatayım. Bunu beklemeyin benden. Bunun yeri vardır. Neresidir bunun yeri? Cennettir. Gayret edin. Cennette peygamberlerle buluşun. Allah dostlarıyla buluşun. Bakın bakayım orada nasıl bir hayat vardır. Diyor, demiş oluyor bize kıymeti dostlar. Şimdi devam edeyim ayeti kerimeye. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami Fehu ala rabbi. Buyurduktan sonra Feveylün lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Feveylün yazıklar olsun. Lil qasiyeti kulubuhum kalpleri katılaşmış olan, daralmış olan min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Veil olsun. Korkunç bir azap onları bekliyor. Şimdi iki tane kalpten bahsetti Allah Celle Celaluhu. Bir genişlemiş bir kalpten bahsetti, bir de daralmış, katılaşmış bir kalpten bahsetti. Katılaşmış ve daralmış bir kalple ilgili ne buyurdu? Feveylün, veyl olsun, azap olsun, efendim korkunç bir azap vardır diyerek kalbi katılaşmış olan insanları beyan etmiş oldu. Min zikrillah, Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış. Bu ne demektir? ben anlaşılması gereken bir cihetini söyleyerek inşallah dersimi toparlamaya çalışacağım. Şimdi kıymetli dostlar, iman bir insanın kalbinde yerleşince, güzelleşince, onun güzellikleri netleşince bu insan biraz önce bahsettiğim güzellikleri, ibadetler karşısındaki güzellikleri, musibetler karşısındaki güzel duruşları, haramlar karşısındaki güzel duruşları çok böyle özümseyerek, e, ben hayatımda siz hayatınızda hiçbir zaman ya keşke ben şu haramı bir tadına baksaydım diye aklımın köşesinden geçmemiştir. Neden bu şu nimetlerden başkalarının ulaştığı bu haram nimetlerin nimet olarak düşünülürse veya yani düşünenler gibi düşünsek biz bunlardan neden uzak kaldık diye aklımızın köşesinden geçmez. Biz mutluyuz. Haramlardan uzak durduk diye mutluyuz. Mahrum olduk diye bir eziklik içerisinde asla değiliz. Şimdi duyduğumuz ayetler, duyduğumuz nasihatler, duyduğumuz efendim vaazlar bizim kalbimizi ne yapıyor? İmanımızı coşturuyor. Eksiklerimizi anladıkça boynumuzu büküyoruz. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Fakat bir insan düşünün ki camide vaaz dinliyor, rahatsız oluyor. Duyduğu vaazdan rahatsız oluyor. Efendim, internette dolaşırken veya televizyonun e, düğmesinde dolaşırken, kanalları dolaşırken, bir yerde Kur'an okunuyorsa tak onu geçiyor, bir yerde vaaz varsa tak onu geçiyor, bir yerde müzik varsa orada duruyor, duraklama orası duraklama yeri. Ama e, vaaz varsa, sohbet varsa tak diye geçiyor. Şimdi bazen kıymetli dostlar. Adam camiye gerçekten geldiği halde, yani cumaya gelmiştir, bir vesileyle camiye gelmiştir, bayrama gelmiştir, kandil gecesine gelmiştir. <laughs> Kürsüde yapılan vaazlarla okulan ayetler onu rahatsız ediyor, dokunuyor ona. Şimdi, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيْتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ <اللّه> Bir var ki ayetler okundukça insanın imanı coşar. Bir var ki ayetler okundukça rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? Mesela diyelim ki ayet neden bahsediyor? zinanın çirkinliğinden bahsediyor. Onun hayatında zina var. Bu bana dokunuyor diyor. Rahatsız oluyor bundan bahsedilmesinden. Mesela faizle ilgili ayetler var. Adam diyor ki: "Hoca diyor başka ayet bulamadın mı?" diyor. İlla diyor niye faizden bahsediyorsun? Başka ayet yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü vatandaşın nesi vardır? E, kredi hesabı vardır ve ondan kendisi de mutludur. Kendi eliyle gidip yatırmıştır. Oradan bir şey bekliyordur. Dolayısıyla aynı ayeti okuyorsun. Birisi elhamdülillah ben bu işe bulaşmadım. Asla da bulaşmam diyor. Öbürü nereden buldun bu ayeti? Başka ayet yok mu Kur'an'da? Neden bundan bahsediyorsun diyor. İşte bu ikincisi nedir? Feveynül kasiyeti kurubu min zikrillah. Allah'ın Kur'an'ında ne yapıyor bu? Kalbi katılaşıyor, sertleşiyor, daralıyor. Neden bundan bahsediliyor diyor. Öyleyse bir insanın zikrullah dediğimiz Allah'ı bize hatırlatan, Allah'ın emir ve yasaklarını bize hatırlatan, Kur'an ayetlerini bize beyan eden efendim çalışmalar, gayretler, sohbetler e, bunlardan rahatsızlık duyuyorsa Mevla Celle Celaluhu vay onun haline e, onun için korkunç bir azap vardır buyurmak suretiyle kalbin katılaşmasının ne kadar tehlikeli olduğunu Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere buyurmuş ve duyurmuş oluyor. Şimdi sabrınızı istismar etmemek için Şöyle bir özetle toparlayayım kıymetli dostlar. Bizim ahiret yolcusu olarak Allah'a doğru yürüyen ve son durağa doğru koşar adım giden, yatıyorsak da, kalkıyorsak da, uykuda isek de, çalışıyorsak da, ne yaparsak yapalım, biz koşar adım bir taraftan durmadan son durağa doğru gitmekteyiz. Son durağa doğru gitmekte olan biz insanların, o yolculuğun başlangıcından itibaren yani ruhumuzu teslim ettik. Taputun içerisine giriyoruz. Biraz sonra mezara yerleşeceğiz. Bu yolculuk başladı. Bu yolculuğun başladığı andan itibaren ta cennete girinceye kadar bize lazım olacak, bizi mutlu edecek, mesut ve bahtiyar edecek çalışmalar var. Gerçekten bizi rahatsız edecek yanımızda sıkıntılar var. Şimdi kıymetli dostlar, belimizde bizim ruhsatsız bir silah olmuş olsa, yolculuk esnasında da Polisler arabayı durdursalar, efendim aramaya başladık deseler, 10 e, kişiden 9 tanesinde silah yok, bir tanesinde silah varsa o polisleri görür görmez ne yapar? Kim rahatsız olur? Silah olan rahatsız olur. Veya diyelim ki o 10 e, kişinin içerisinde bir tane kanun kaçağı varsa, aranan birisi varsa, polis arabayı durdurduğu andan itibaren kim böyle titremeye başlar? Kanun kaçağı, kanun kaçağı olan titremeye başlar. İşte kardeşler, kabre girdiğimiz andan itibaren kanun kaçakları titreyecek. Kanun kaçaklarından neyi kastediyoruz? İlahi kriterlerde kaçaklık yapan, namazda kaçaklık yapmıştır, oruçta kaçak yapmıştır, kazançta kaçak yapmıştır, efendim yerken içerken kaçak yapmıştır. Yani haramlara bulaşmış ve kirlenmiştir. Polis arabayı durdurduğu andan itibaren, Azrail Aleyhisselam gel gel dediği andan itibaren titremeye başlayacaktır. Daha önce hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştim, bununla bitireyim. Bizim Karadeniz'de e, kokulu üzüm derler, siyah üzüm. Onu genelde, tabi bizdeki üzümler şey değildir böyle, e, bağ, de, bağ değildir böyle, yerden elinle uzan al onu, öyle değildir, ağaca verirler onu. Ağacın dallarından gideceksin, çıkacaksın ağaçta toplayacaksın onu. Tehlikeli bir iş. Zaten arazi meyilli. Üzümü de toplamak için çıkacaksın, ağaçtan toplayacaksın. Vatandaş çıktı, çıkmış, ağaca çıkmış, kendisi anlatıyor. Anlatanın kendisine dinledim ben. Ağacın tepesinde üzüm topluyorum diyor. Bastığım dal kırıldı diyor. Bastığım dal kırılınca çok derin aşağısı. Yani ağacın tepesindeyim, aşağısı da çok uçurum. Aşağı doğru ilmeye başladım diyor. Ama kesin ölüyorum artık yani. Çünkü az bir yerden düşmüyorum. Oradan diyor aşağı inerken diyor hayatım boyunca yediğim bütün naneler gözümün önüne geldi dedi. Kaç saniyelik iştir. Gidiyorum ya şimdi. Polis ilerden dur diyor hani. Polisin dur dediğini, araman olduğunu düşünüyor. Efendim Hayatım boyunca o kadar kısa zaman içerisinde insan o kadar şeyi hatırlar mı? Hayatım boyunca yediğim bütün naneler gözümün önüne geldi. Gidiyorum eyvah ne yapacağım şimdi diye. Bereket versin ki elbisem bir dala takıldı. Dala takılınca bu sefer düşmedim. Dalda böyle döndüm. Öyle şey yaptıktan sonra kendi kendime aşağı indim. Ölümden kurtuldum. Ama öleceğimi anlayınca artık ben bunun dönüşü yoktur. Öleceğim deyince... Bütün her şey gözümün önüne geldi. Kıymetli dostlar, aynı manzarayı bir gün biz hepimiz yaşayacağız. Verdiğim örneği unutmayın. Polisler durdurmaya başladığı andan itibaren efendim kanun kaçağı olanlar, ruhsatsız durumu olanlar sıkışmaya başlayacaklar, terlemeye başlayacaklar. Zaten kimlik kontrolüne gerek yok. Yüzünden anlar onu. <laughs> Sen niye kaşınıyorsun? Gel bakayım de. Neden kızardın? Gel bakayım der. Hadi heyecan başlayacaktır. Zaten kendi kendine ele verecektir. Yüce Rabbim her birimizi kalbi imanla dolmuş olan, ibadetlere aşık olan, haramlardan nefret eden, gelen musibetlere karşı sabretmesini bilen, Allah'a teslim olan, içiyle dışıyla Allah'a teslim olan bahtiyar kullarından eylesin. Kalbi katılaşmış olanlardan, haramlara, günahlara meyli olanlardan olmaktan da Rabbim her birimizi hafzu u himaye eylesin. Yüce Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbim hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ikram eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.